İyi akşamlar Doğru TV izleyicileri. Bu akşam yine Doğru Çizgi programında birlikteyiz. Her akşam bilindiği gibi değerli konukları burada alıyoruz. Bu hafta da yine değerli bir konuğumuz var. Özellikle bu hafta değerli konuğumuzun ismini söylemezden önce tabii Şanlıurfa'nın kültürü, örf, adetleri, gelenekleri her geçen gün kayboluyor. Bununla ilgili siyasetçi, mali müşavir, aynı zamanda Türk Dünyası Dayanışma Konseyi Başkanı Sayın İbrahim Ocakoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Davetinizi açısından teşekkür ediyorum sizlere. Sizin aracınızla bizi izleyen bütün Şanlıurfalı hemşerilerime iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. İbrahim Bey, tabii şimdi bir veterinimiz var önce bizim programımızın formatı gereği. Vatandaşlara sorduk. Örf, adet, gelenekler. Evet. Yani Urfa dilimizi kaybediyoruz. Evet. Urfa geleneklerini, göreneklerini kaybediyor. Maalesef. Urfa'yı Urfa yapan gelenekler, göreneklerimiz. Evet. Şimdi bu Karadeniz'i düşündüğümüz zaman geleneklerini koruyorlar. Evet. Orta Anadolu'ya baktığımız zaman geleneklerini koruyorlar. Evet. Ama bu tabii medyanın, sosyal medyanın yaygınlaşması, televizyonlarının eksiği, özellikle onları da sizden konuşacağız. Evet. Televizyondaki dizilerin kültürel etkisi. Evet. Yani tamamen bir kültür erozyonuyla insanlarımız kendi öz benliklerini kaybetmeye başladılar. Yani bu da tabii biz de hem gazeteci olarak hem de televizyonda bu konuları gündeme getirmek bizi bir borç, bir vefa borcu biliyoruz diyelim. Evet. Bir veterinimizi izleyelim, bunun üzerine konuşalım. Tamam. Unutuluyor tabii ki. Bu internetin çoğalmasıyla, akıllı telefonların çoğalmasıyla internetteki konuşmaları yaptığı dolayı bizim Urfa'nın eski dili yere dili kalmadı. Bazen konuşuyorlar, ne dediklerini de anlamıyoruz. Urfa dili hiçbir zaman unutulmaz. O kendi kültürünü insanlara ben nankör derim. Bizim hiçbir zaman kültürümüz, örf, adetlerimiz, geleneğimiz hiçbir zaman kaybolmaz. O biraz evvel dediğim gibi yine kendi öz kültürünü, öz benliğini unutan kişiler oldu mu o onlarda kaybolur. Bizlerde hiçbir zaman kaybolmaz. Ki Urfa konum itibarıyla işte eski avlulu evlerimiz, hayatlı ev dediklerimiz evlerimiz vardı. Kirlerlerimiz var mesela. O kirlerlerin çoğuna Urfa tabiriyle, eski dilimizle, kültürümüzle, geleneğimizle tandırlık derdik. Orada annelerimiz sac ekmek yaparlardı. Ondan sonra saca basma bir yemeğimiz vardı, onu yaparlardı. Çeşitli yemeklerimiz var. Onları yaparlar işte. Tabii illaki etkiliyordur. Yani tabii kaybolur. Şimdiki gençlerimiz fazla bir şey bilmiyor. Eskiden mesela anne babaları diğerlerine öğretirdi. Şimdiki anne babalar hep iş güç derdine takılmışlar. Yani çoluk çocuklarına fazla ilgilenmiyorlar. O yüzden en yöneliklerimiz kayboluyor. Daha da kaybolur yani, emin olun. İşte onu gel bir de bana sor. Bu Urfa nedense öz benliğini kaybetti. Gençlerimiz şimdi başkalarına imrenerek bizim adetlerimizi, bizim konuşmalarımızı unuttular. Mesela bugün örnek verecek olursam, bir Karadeniz, bir Doğu Anadolu, bir İç Anadolu, bunlar hiçbir zaman için lehçelerini ve kelimelerini unutmamışlar. Bir Antep ayrı, bir şey ayrı, o ayrı, bu ayrı. Hani bunlar şimdi hiçbir zaman için bir şeylerini kaybetmemişler. Ama biz nedense Urfa dilimizi, örfümüzü, adetimizi, her şeyimizi kaybettik. İnşallah iyi olur. Şimdi tabii ki köyden ilçeye, ilçeden ile ve aynı zamanda hele bu 7 senedir Suriyeli kardeşlerimiz Urfa'ya şeref verdiler. Bizim örf adetimizi tamamen bizden ayırdılar. Şimdi biz onlara riayet ediyoruz. Onlar bize riayet etmiyorlar. Yani örf adetimiz hiçbir şey kalmadı yani. Biz eski Urfa'da kalmadı daha doğrusu. Vallahi nerede hele bizim o dedelerimiz, babalarımız, analarımız, nenelerimiz, dayımız, bibimiz. Ya bunlar nerede şimdi kalsalar? Edep vardı, terbiye vardı, nizam vardı, intizam vardı, her şey vardı. Herkes herkesi çok iyi biliydi. Urfalılar bambaşka bir alemdi. Ama şimdiki Urfalılar birbirine, ha şimdi bir de böyle bir şey var. Bir eskiden bir Urfalı vardı,
Ondan sonra Şanlıurfalı oldu. Tabii şimdi biz bir espri mukabinde bunu söyleyeceğim. Bir de Şanlıurfalı oldu, Şanlıurfalı. Bir de dışarıdan gelen bu mülteci dedikleri, biz de tabii ensarız diye, biz misafirperver olduğumuzu hiçbir zaman için, Hazreti İbrahim'in torunları hiçbir zaman için özbenliklerini kaybetmemeleri lazım. Eskide Urfa'nın kendine öz bir has bir dili vardı, Urfa dilici. Urfa dili, aksanı çok lezzetli bir dildi. Aynı zamanda biraz da %20'si Azerbaycan şivesine benzerdi. Şimdi bugünden yine Urfa'ya yabancılar geldi. Karadeniz'den insanlar burada var, Anadolu'dan insanlar, Antep'ten. O gün gittim bir kadına sordum, kadın Edirne'ymiş, burada yaşıyor. Orada hasım sahibi olmuş, yani buraya gidiyor. Orada kibara konuşuyor. Kibara konuşunca bizim Urfalı da ister istemez biraz ona göre konuşmaya çalışıyor. Ne oluyor? Yavaş yavaş bizim eski Urfa şivemiz yavaş yavaş kalkıyor. Peki efendim, örflerimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz kayboluyor. Evet. Köyden kente göçler, sizce bunu etkiliyor mu? Bunu tabii biraz etkileme payı var. %20 payı var. Şimdi eski Urfa örf adetleri, eskiden Urfa'da hafta sonu var. Arkadaşlar bir odada otururlardı. Çiğ köftesini yaparlardı. Kahvesini içerlerdi, marasını içerlerdi. Türküsünü, hoyratını, gazelini okurlardı. Şimdi bu eski Urfa insanımız kalmadı. Hep geçti. Geçince yerine hep köylü, oradan sonradan şehirleşmiş insanlarımız oldu. O eski şeyi yavaş yavaş kaybediyoruz. Eski örf adetimiz Urfa'nın yerli şeysine kaybediyoruz. Eskide her şey hormonsuzdu. Her şeyde bir eski domates, Urfa domatesi hatırlarsınız böyle kırmızı böyle insanın bir tane yediği zaman insanın cildine renk gelirdi. Şimdi yok yani. Bunlar yok. Değişme bayağı var. Şimdi biz kendi dilimizi yozlaştırdık aslında. Nasıl yozlaştırdık? Biz şimdi Urfalılar çiğnemeden düz konuşurlar. Mesela ben çarşıya gidiyem, geliyem, bunu alıyam, satıyam, ediyem. Şimdiki gençler kalkıyorlar, televizyonu görüyorlar, interneti görüyorlar, cep telefonlarında. Şimdi böyle konuştukları zaman dışarıda da biraz hoş karşılanmıyor. Aslında bu bizim kültürümüz, bu bizim dilimiz, ananemiz, geleneğimiz, göreneğimiz, örfümüz bu. Biz bundan utanmayacağız. Urfa dili neyse onu konuşacağız. Ben hala Urfa televizyon programlarında da bazı arkadaşlar geldi dedi ki abi sen Urfalıca konuş. Ben Urfalıca konuşuyorum. Yani şeyimiz neyse, dilimiz neyse öyle konuşuyoruz. Mesela müthiş bir mutfak kültürü vardır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Böyle bir kültürümüz var mı? Yani kaç tane evde boranı yapıyorlar, tırıtlı küfle yapıyorlar. Analarımız, bacılarımız sıvaktan geldi. İki bacan üç tane istiyordu, verirler çocuğun eline fırına gönderirler. Aslında bu Urfa kültürü değil, bu ayıptı bir zamanlar. Şimdi moda oldu. Bizim kültürümüzde, yani gündüzden akşama geleceğim misafir varsa, gündüzden etler dökülür, şırlık yapılacaksa veyahut güncülü akıt yapılacaksa veyahut katmer açılacaksa, bunlar daha önce yapılırdı, hazırlanırdı, gelen misafirler ağırlanırdı, hoş bir sohbetler ama maalesef bu televizyonlar çıktı, bu akılsız telefonlar çıktı, başımıza bela oldu. Çoluk çocuğumuz da yozlaştı, hepsi gittiler. Allah sonumuzu feyre ver. Eski Urfa, yeni Urfa arada çok büyük bir farklılık var. Nasıl farklılık var? Hem yapı olarak farklılık var. Mesela eskide hayatlı evlerimiz vardı. Komşularımız vardı. Şimdi hepimiz apartmanlarda oturuyoruz. Ben mesela bir sitede oturuyorum. 60 tane daire. Ben hiç kimseyi tanımıyorum. Bayram günü birisi geldi. Selam aleyküm, aleyküm selam. Kapıyı vurdu. Dedi ki ya filan adamın evi hangisi? Dedim vallahi tanımıyorum. 5 dakika sonra cile bastı. Dedi ya karşı komşuymuş ya. Dedim evet tanımıyorum ya karşı komşu. Ben gel de gel. Ne oldu? Yozlaştık mı? Ama hayatlı ev 40 kapıya kadar komşuyu vardı. Aynı sokakta otururduk, aynı mahallede otururduk, aynı acıyı paylaşırdık, aynı sevinci, aynı duyguları hepimiz paylaşırdık. Bir taziyemiz olduğu zaman mahallenin hepsi kalkardı. O cenazeye giderdi, o şivan sahibinin veyahut acısı olan komşunun acısına ortak olurdu, yemek yapılırdı, cenaze kaldırılırdı, taziyesinde
Gününde, iyi gününde, kötü günde hep yanında olurdu komşular. Şimdi maalesef böyle bir şey. Urfa kültürü, mültürü, komşuluk hepsi bitti çok şükür. Öyle bir yozlaştık ki, nasıl yozlaştık biliyor musunuz? Otobüse binsen, gençler ellerinde bu akılsız telefonlar, sırf giren büyük, yaşlı, hamile, hastaya yer vermemek için pencereden bakıyor, kulaklığı takmış, tık 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 bundan oynuyor. Ya bu ne ya? Ya bu Urfalılık mı? Urfalı babasının, arkadaşının oturduğu kahvenin önünden geçmezdi. Senden. İbrahim Bey, veteranları izledik. Evet. Gerçekten hani bizim, sizin de bizim de nesil de evet. Gerçekten çok üzülüyoruz. Evet. Ha, Urfa kültürü neydi? Siz de yaşadınız. Evet. Gerçi siz de araştırıyorsunuz devamlı. Evet. Nereye gidiyoruz? Maalesef veteranlarda da aslında çok güzel konulara değinilmiş. Evet. Benim de gündeme alacağım konulara değinilmiş. Vetere için de sizi ayrıca kutluyorum. Şimdi Urfa'ya gelirsek, Urfa tarih boyunca Atina, Roma, Bağdat, Halep, İstanbul ve Urfa olarak dünyanın en önemli 6 tane kültür şehrinden biri. Evet. Ve tarih boyunca bu yaşattığı kültürle Urfa anılmış. Urfa yaşattığı kültürle Urfa olmuş ve Türkiye'nin diğer şehirlerinden ayrılmış. Zaten Urfa kültüründen uzaklaştıkça sıradan bir şehir haline dönmeye başlıyor. Urfa cazibesini kaybediyor. Şimdi müsaade ederseniz biz Urfa'nın önce bir aile yapısına gidelim. Tabii. Aile yapısını ben anlatayım. Aile yapısı çok önemli. Tabii. Urfa'nın aile yapısı daha önce bizim de son dönemlerde yetiştiğimiz aile yapısı önce büyük avlulu, birden, ikiden, üçten, dörtten fazla odaları olan avlulu evlerde yaşam sürülürdü. Diyelim ki ben babayım. Benim 5 tane oğlum var. Ben oğlumu birine evlendirirdim, bir odaya yerleştirirdim. Oğlumun diğerine evlendirirdim, bir odaya yerleştirdim. Böylelikle 5 çocuğum o ailenin içerisinde benimle birlikte yaşardı. Ben baba olarak çocuklarımla birlikte işe çıkardım, çalışırdım. Çocukların kazandığı paralar gelirdi, babanın elinde toplanırdı. Evdeki hanımlar, gelinler, eşler aile içerisinde ev işlerini yaptıktan sonra tasarruf yaparak o aile ekonomisine katkıda bulunurdu. O babada biriken para çocuklar arasında eşit bir şekilde dağıtılırdı. Çocukların ihtiyaçları karşılanırdı. Diyelim ki benim çocuklarımdan birinin işi kırıldı. Baba ona ekonomik destek sağlayarak onun iş hayatında önünü açmak için yardımcı olurdu. Onun sosyal, psikolojik, sağlık sorunlarını babada biriken parayla çözülürdü. Fakat günümüz Urfa'sına baktığımız zaman apartman sayısı çoğaldıktan sonra bu aile içerisinde aynı ev içerisinde biriken ekonomi dağılmaya başladı. Çocuk tek başına apartman dairesine geçti. Yalnız başına orada kalmaya başladı. Aile içerisinde bir kopukluk başladı. Şimdi sokakta yürürken insanlarımıza bakıyoruz. Hemen hemen hepsinin yüzü asık. Hemen hemen hepsi gergin. Hepsinin bir sorunu var. Niye? Çocuk yalnızlaşmış. Bir ekonomik sorunu oluyor. Dayanacağı kimse olmuyor. Derdini paylaşacağı kimse olmuyor. İşte bizim o eski aile yapısı içerisinde, o sosyal dayanışma içerisinde, o çocuğun en ufak bir sorununda, baba yanında, kardeşler yanında, onlara ekonomik destek sağlayarak o çocuğu tekrar ayağa kaldırırlardı. Onun psikolojisinin çözülmesinde yardımcı olurlardı. Birinci aşamada biz bunu kaybettik. Evler de saray gibi çok büyük. Tabii çok tabii büyük dediğiniz... avlulu. Evet. Yani 5 ailenin, 3 ailenin, 4 ailenin ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılmıştı. Evet. Zaten bizim Urfa'nın mimari yapısı yatay mimari olması gerekiyor. Dikey mimari bizim Urfa'ya uygun, Urfa iklimine uygun, Urfa şartlarına uygun bir mimari şekli değil. Evet. Ben buradan konusu gelmişken Urfa'yı yöneten başta mimarlar odamızın dikkatini çekmek istiyorum. Urfa yatay mimariye uygun bir şehirdir. Dikey mimariye uygun bir şehir değildir. Dikey mimariye gittikçe hem sıcak havanın oluşmasıyla, havanın sıcak olmasıyla hem de şehrin
görüntüsünün bozulması açısından, sosyal paylaşımın uzaklaşması açısından dikey mimari, Urfa'ya uygun bir mimari şeklinde evet. Konusu gelmişken onu söyledim. Şimdi bu aile yapısı içerisinde bu bölünmeler, çocukların farklı dairelerde, farklı evlerde oturmaları o sosyal dayanışmayı, ekonomik dayanışmayı ortadan kaldırdı bir defa. Çocuklar yalnızlaştı. Hı. Şimdi bir de bunun yanında mahalle dayanışmaları vardı bizim Urfa'da. Evet. Şimdi ben evimde kendi çocuklarımla birlikte yaşarken yan komşum da benimle aynı durumdaydı. Yan komşum da aynı durumdaydı. Mesela Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir şey vardı Urfa'da. Mahalle şenliği diye evet. Bir kültür gelişmişti. Mesela mahalle şenliği akrabadan daha yakındı insanlara. Akrabanın ulaşamadığı yerlerde o komşu o mahalle şenliğiyle, ya yani mahalle şenliği, o mahalle kültürüyle her anlamda sosyal... Vatandaşlar şenlik anlamasın. Şenigi. Mahalle şenliği olarak evet. Şimdi mahalle evet. Ahalisi, halkı diyelim. Ama günümüz Urfa, Türkçesinde ahalisi. Ama şenigi. Urfa şivesiyle ben özellikle onu belirttim. Şenigi, evet. Mahalle şenliği bizim kültürümüzden gelen evet. Bir şeydir. Yani askerde karşılaşırız, başka bir ilde karşılaşırız. Aa, bu bizim mahallemizin şenliği deriz. Evet. Onunla bir psikolojik bağlantımız vardır mahalleden dolayı. Evet. İkincisi mahalle abileri vardı. Mesela mahallede mahallenin sosyal sorunlarını, komşular arasındaki sosyal sorunlarını bunlara kimse görev vermemişti. Evet. Bunlar kendiliğinden evet. İsteyerek bu görevleri üstlenmişlerdi. Psikolojik olarak mahalle içerisindeki sorunları hallederlerdi. Diyelim ki bir seyyar satıcı bir evin önünden 3 defa geçtiğinde mahallenin abileri hemen aşağı inerdi. Hop ne oluyor sen niye bu evin önünden 3 defa geçtin diye. Bu mahallenin kendi içerisinde güvenliği anlamına gelir. Evet. Kendi içerisinde dışarıdan farklı insanların mahalleye, mahalledeki evlere, mahalledeki yaşayan insanlara zarar vermesini önlerdi. Şimdi Urfalılar bu konuda çok dikkat ederdi. Birincisi Urfalılar aile içerisinde sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamışlardı. İkincisi mahalle içerisinde sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamışlardı. Daha sonra üçüncü katman olarak Urfalılık gündeme gelirdi. Urfalılık içerisinde sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamışlardı. Bunun en üst tabakası da devletti. Devletçilikti. Niye devletçilikti? Urfalılar tarihin her döneminde devletten yana olmuşlardır. Hep evet. Devletin yanında olması istedik. Çünkü Urfalılar devletin yanında olmalarının nedeni hukuktan yana olmalarıdır. Evet. Urfalılar hukuk ister. Hukukla yönetilmek ister. Urfalıların devlete bakış anlayışı hukuktur. Evet. Hukuk anlamında her zaman devlete bakarlar. Derler ki başımızda hukuk olsun, bizi yöneten hukuk olsun. Birazdan gireceğiz Urfa tarihi içerisinde. Urfa'da o, kan dökülmeden. İkinci bölümde tarihi evet, bölüme girelim. Savaşmadan hep Urfa el değiştirmiştir, yönetim el değiştirmiştir. Bunun nedeni işte başımızda hep bir devlet olsun, hep hukuk olsun. Eşkıyanın onun bunun eline kalmayalım düşüncesidir. Urfa sıralayacak olursak aile yapısı, mahalle kültürü mahalle yapısı, Urfalılık yapısı ve devlet anlamında ekonomik ve sosyal olarak birbiriyle bir dayanışma içerisine girmiş. İbrahim Bey, o mahalle şeniği dediğimiz, mahalle evet. Yapısı dediğimiz evet. Olayı biraz daha açsak. Evet. Şimdi taziyelerde mesela diyelim ki adam evet. Adamın il dışında veya bir yere gitmiş. Evet. Herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman mahalleli kadınları vesaire gibi yetişip taziyesi olduğu zaman, tabii. Cenazesi olduğu zaman yetişiyor. Onu biraz açalım. O dayanışma çok önemli. Tabii. Şu an yok. Yok. Apartman biraz önce kültür, evet. Adam dedi 60 kişi sitede oturuyorum. Evet. 60 kişi karşı komşumu tanımıyorum. Tanımıyor maalesef. Çocuklar da birbirini tanımıyor. Tanımıyor. Evet. Yani bu beyefendinin anlattığı daha bu site kültürü. Şimdi biz apartman kültürüyle evet. Rahatsızken evet. Şimdi son dönemde Urfa'da bir de site kültürü evet. Oluşmaya başladı. O site kültürüyle birlikte komşular birbirinden daha da fazla uzaklaşmaya başlar. Şimdi o mahalle kültürü ve mahalle şeniği dediğimiz kültür yapısı içerisinde Urfa'da bir deyim vardır. İyi komşu akrabadan daha yakındır derler. Evet. Mesela bu hepimizin bildiği ve hepimizin kullandığı. Çünkü senin başına bir iş geldiği zaman sana en yakın komşun yetişir. Sorunlarını çözer. Ekonomik olarak da destek sağlardı, sosyal olarak da destek sağlardı. Cenazende, taziyende, düğününde onların hazırlıkların içerisine girmesiyle birlikte, hazırlıklara katılmasıyla birlikte bir sosyal ortam meydana gelirdi. Ve sen kendini yalnız, kendini eksik hissetmezdin. O komşuluk, o mahalle kültürü, o mahalle şeniği dediğimiz kültür o açığı kapatırdı. Yani taziyelerimize gelince, bizim taziyelerimizde genelde
başın sağ olsun kelimesi kullanılır. Evet. Bu da bize Osmanlı'dan gelme bir alışkanlıktır. Başın sağ olsun, başımız sağ olsun'un devamıdır. Yani aslında evet. Başımız sağ olsun manasında evet. Söylenir. O dönemde işte padişah efendimiz başımızdadır. Başımız sağ olsun meselesi başımızdaki padişah sağ olsun anlamında evet. Kullanılır. Yani şey kim ölürse ölsün padişah yaşasın manasında başımız sağ olsun. Bunu da bu başımız sağ olun hikayesinde evet, ilk defa söylemiş oldu. İlk defa evet. Urfa televizyonunda herkes, konuşuyor. Evet herkes tabii başımız sağ olsun başımız diyor ama manasını bilmiyor. Evet. Bu tamamen Osmanlı kültürü ve padişahla ilgili. Yani başımız padişah o dönemde. Başımız sağ olsun. Yani biz ölürüz, komşu ölür, aileden biri ölür ama başımız sağ olsun mantığıyla söylenmiş bir İbrahim Bey bu taziyeler de bir tabii siz anlatın. Evet. Bu taziyeler de yozlaşmaya başladı. Onu da bir böyle bir programın ortalarında bir konuşalım onu. Tamam. He. Olur. Yani, siz aile yapısından devam edin. Evet. Çünkü bu da yozlaşmaya başladı. Evet. Şimdi aile yapısının dışında ben bir de ticari hayata evet. Dönmek istiyorum. Şimdi bizim Urfa'daki ticari hayatımız içerisindeki sosyal dayanışmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi aile içerisinde bir sosyal dayanışmamız evet. Vardı. Mahalle içerisinde bir sosyal dayanışmamız vardı. Bununla birlikte Urfa çadısı altında bir sosyal esnaf. Dayanışma içerisine evet. Girdik. Evet. Sonra da dördüncü katman olarak en üstte de devletimiz var. Devlet evet. Çatısı altında evet. bir arada bir dayanışma içerisinde. Bir de çarşıda pazarda biz ev hayatını anlattık ya bir evet. De çarşıda pazardaki dayanışmadan bahsedeceğim şimdi. Şimdi bizim aşağı çarşımızdaki kültür 1200'lü yıllarda Urfa'da oluşmaya başlamış. Bu 1200 yıllardaki kültürün oluşmasının nedeni Ahi Evren. Evet. Mevlana ile aslında Hoca Ahmet Yesevi'den başlayan bir kaynak. Mevlana ile aynı dönemde yaşamış ve bu bir bugünkü sivil toplum örgütü, oda, dernek sistemi diyebileceğimiz, evet. Benzetebileceğimiz şekilde bir sistem kurmuş. Bu bizim gibi Anadolu'nun kendi kültürüyle yaşayan illerinin birçoğunda hayata geçmiş. Şimdi bizim aşağı çarşımızda bir kasap pazarı vardır. Evet. Kunduracı pazarı vardır. Hmm. Dabakhane vardır. Arkasından sarraçlar vardır. Göncüler vardır. Bu bir tesadüfen değil, bir sistem içerisinde kurulmuştur. Evet. Şimdi şunu biraz açacak olursam. Şimdi diyelim ki kasap pazarına bir hayvan girdi. Orada kesildi. Evet. O kesilen hayvanın derisi dabaka gider. Evet. Dabaka o deriyi yıkar, ayırır. Onun yünleri sarraça gider. Sarraç onu yün haline getirir, boyahaneye gönderir. Orada boyahane de vardı daha önce evet. Aşağı çarşımızda. Oradan ip haline dönüşür. Deri göncüye gelir. Göncü deriyi işler. Ondan sonra kunduracı pazarına gider. Kunduracı pazarından kundur olur. Şimdi buradaki sistem şu. Bu kasap pazarından giren hayvan kunduracı pazarından ayakkabı olarak çıkar. O çarşı içerisinde sosyal ve ekonomik dayanışma. O esnaflar hiçbir zaman işsiz kalmaz. Evet. Müşteri yani imalat sıkıntısı ve müşteri sıkıntısı çekmez. Çünkü içeride bir dayanışma oluşmuş. Bu tamamıyla Türk kültürü içerisinde Ahi Evren dediğimiz Ahi Evren'in uygulamış olduğu bir model. Evet. Şimdi bir de bu esnaf içerisinde esnaf şeyhliği var. Evet. Biz esnaf şeyhliği şeyh birazcık bizim ağzımıza uygun değil. Şık diyoruz biz. Esnaf şıklığı diyelim biz buna. Esnaf şıklığı var. Şimdi nedir esnaf şıklığı? Şıklığa baktığımız zaman bizim açımızdan dini bir terim gibi görünüyor. Evet. Ama şık esnaf içerisinde usta manasındadır. Evet. Yani usta olan, en usta olana şık denir. Evet. Şimdi bu esnaf şıkı esnaf arasındaki hiyerarşik ve ekonomik düzeni sağlıyor. Yani evet. Ahlaki düzeni sağlıyor bir bakımdan. Şimdi bu yetkiyi nereden alıyor? Yani ben şıkım, benim her dediğim olur, ben ne dersem o olur manasında değil. O Ahi Evren'in ona vermiş olduğu kültür içerisinden o şık, o yetkiyi alarak o esnaf içerisinde düzeni sağlıyor. Diyelim ki kunduracı esnafı alışverişinde müşterisine bir hile yaptı. Müşterisini kandırdı. Evet. Hemen esnaf şıkı devreye girer. Ne yapar esnaf şıkı? O kunduracının kondurasının bir tanesini alır. Kunduracının dükkanının üstüne asar. O dükkanın üstünde o ayakkabı 3 gün kalır.
Kondura'nın teki. Kundura teki deriz ya biz, Kondura evet. teki. Ha. O Kondura teki o dükkanın üzerinde 3 gün kalır. Bu ne demektir? Bu esnafımız ahilik ahlakına uygun hareket etmedi, cezalıdır. 3 gün kimse gidip ondan alışveriş yapmaz. Onu o şekilde cezalandırır. Peki bu ayakkabı deyimi bizim Türk atasözlerine nasıl yansımıştır? Pabucu dama asıldı. Evet. O esnaf şıkının o ayakkabıcıya verdiği ceza dükkanın üstüne pabuç asması, evet. ayakkabı asması bizim Türk atasözleri içerisine pabucu dama atıldı şeklinde yansımıştır. Evet. O cezalıdır. Onun artık pabucu dama atıldı. 3 gün boyunca kimse ondan alışveriş yapmayacak. Ayrıca esnaf kazancından bir miktar esnaf şıkının kontrol ettiği bütçeye para verir. Esnaf bir vergi verir. Evet. Esnafın verdiği vergi o dönemde, biraz da benim mesleki alanım olduğu için, sermayesinin 80'de biridir. Sermayesinin 80'de birini devlete vergi verir. O evet. ayrı. Bir de bunun haricinde bir miktar para esnaf şeyhine verilir. Esnaf şıkı o parayı kendi bütçesi içerisinde kontrollü bir şekilde toplar. Bunu ne yapar esnaf şıkı? İşi kırılan esnafa kredi olarak verir. Kredi olarak. Evet, destek olarak. Bu ne demek? Ahi evrenin Türk kültürü içerisinde kurmuş olduğu ekonomik sistemde bugünkü yaşadığımız bankacılığın en eski hali. Faizsiz hali. Evet. Faizsiz ve en eski hali. Evet. Hani bugün sıkışınca bankaya gidiyorsun, kredi alıyorsun, işlerini evet. düzeltmeye çalışıyorsun. O gün o sistemi işte Ahi Evren kurmuş. Bizim Urfa'da kurmuş, Aşağı Çarşı'da kurmuş. Onun başına esnaf şıkı olmuş. Ve esnaf şıkı o kendi içerisinde esnaflardan topladığı paraları kendi bünyesi içerisinde biriktiriyor. İşi kırılan esnafa kredi olarak veriyor, destek olarak veriyor ve o esnafın yok olmasını, iş yerini kapatmasını, sosyolojik olarak, psikolojik olarak, ekonomik olarak kaybolmasının önüne geçiyor ve bugünkü bankacılık sisteminin en alt şekli. Bir de şimdi bizde şimdi mesela hep konuşuruz da mesela şehirlilik mevzusundan. Hı. Şimdi mesela bizim bu esnaflarımız aile yapısını anlattım, esnaf yapısını anlattım. Bu esnaflarımız, bu aileler akşamda giderler saz çalırlar, şiir yazarlar, türkü söylerler. Öyle de bir kültür hayatı vardır Urfa'da. Evet. Yani bu aile hayatı içerisinde, yani bu aile içerisindeki dayanışma ve esnaf içerisindeki dayanışmayı feodal bir dayanışma olarak algılamamak lazım. Onunla karıştırmamak lazım. Bu tamamıyla psikolojik bir dayanışmadır. Ama feodal dayanışma sosyolojik bir dayanışmadır. O feodal dayanışma dışa karşı, dışa karşı, dıştan gelecek olaylara karşı birbirinin yanında durma. İçeride bir dayanışma yoktur. Ama bu tamamıyla psikolojik olarak içeride aile kültürünü, aile yapısını, şehir yapısını ve esnaf yapısını bir arada tutmak, bir arada korumak amaçlı bir meseledir. Şimdi o şehirli konusuna dedim ya, yani esnaf akşamları gider şiir yazar. Evet. Saz çalır, ut çalır, hanımlar ut çalır mesela. Bu bir şehirli kültürüdür. Şimdi mesela adam diyor ki ben 1950 yılında Urfa'da doğdum. Şehirde doğdum. Yani şehirde doğmak da şehirlilik anlamına gelmez. Evet. Şimdi biz İstanbul'da doğmuş olsaydık İstanbullu mu olacaktık? Evet. Olmayacaktık. Çünkü o İstanbul'un kültürünü yaşamış olmamız lazım. Kolalı gömleklerle Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde dolaşmış olmamız lazım. Evet. Ama biz öyle bir hayat yaşamadığımız için İstanbul'da doğsak da biz İstanbulluyuz diyemeyiz. Biz Urfalıyız ama işte şehirle, sadece şehirde doğmak da şehirliliği anlatmıyor. İfade etmiyor. Önce bu şehir kültürünü bir hazmetmek, şehir kültürü içerisinde yaşamış olmak ve şehir kültürünü almış olmak lazım. Şimdi bu İbrahim Bey, tabii esnafla bahsettik. Evet. Tabii 4+4 8 yıllık eğitim, şimdi de 12 yıllık eğitim evet. çıkınca ondan da bahsedelim. Evet. Bu esnaflarımız çırak bulamıyor. Evet. Çırak bulamayınca da işte şu an 80 yaşında, 90 evet. yaşında, 70 yaşında çırak bulamayınca bu nesilde diyelim ki mutlaka artık belli bir süreden yani sonra belli yapamayacak. Meslekler kaybolacak. Kaybolmaya yani gidiyor. Öyle, evet, ama şey. İşte Urfa'nın işte biraz önce bahsettiğimiz evet. gibi başka Urfa yok. Yok, evet. İstanbul'un, Ankara'nın veya diyelim ki Batı'nın kültürü buraya geldiği zaman
Urfa'da bir şey kalmayacak. Ama Urfa el sanatları da bir önemli bir mesele diyelim ki olgu. Evet. Bunlardan mutlaka yaşatılması lazım. İşte eskiden biraz önce size anlattınız, aynı aile aynı yerde oturuyor. Evet. Babadan oğula bütün meslekler devam ediyordu. Evet. Şimdi onlar da kesildi. Evet. Yani ne yapmak lazım sizce? Şimdi günümüz şartlarında benim anlattıklarım zaten Urfa'ya dair. Evet. Yani Şanlıurfa'ya dair bir şeyler sorsaydınız bana, evet. Şanlıurfa'ya baktığın zaman ne olduğu, nereye gittiği, hedefi olmayan, kültürü olmayan, tamamıyla içi boşaltılmış, nereye gittiği belli olmayan bir toplum haline dönüşmüş. Evet. Yani o konuda fazla söyleyecek bir şey yok ama Urfa'ya dair söylenecek çok şey var. Şimdi sizin dediğiniz gibi, şimdi orada biz babayı anlatırken baba ne yaptı? Çocukların kazandığı paralar geldi babada toplandı. Baba aile içerisinde psikolojik, ekonomik dayanışmayı sağladı mı? Yani babalık yaptı, evet. Bizim anladığımız değil mi? Sıkıntısı olanın sıkıntısını giderdi. Ekonomik sıkıntısı olanın ekonomik sıkıntısını giderdi. Şimdi devletin de o evin içindeki baba gibi olması lazım. Evet. O baba örneği bize büyüyerek devlet olması lazım. Devlet de bütün evlatlarına, bütün meslek kuruluşlarına ve bütün mesleklere aynı şekilde bakması lazım. Şimdi bahsettiğimiz meslek kuruluşlarında günümüz şartlarında ekonomik olarak yeterli kazanç yok. Evet. Bunların hayatını devam ettirmesi çok zor. Şimdi babadan oğula geçiyordu, baba da oğlunu artık kendi mesleğine sokmamaya. Buna el atacak olan yer bizim belediyelerimiz, kültür müdürlüklerimiz. Bunlarla ilgili bu sanatları yaşatmak için kurslar açması gerekiyor. Gönüllü insanları, evet, bu kurslarda eğitip bu meslekleri ticari olarak değilse de en azından kültürel olarak, görsel olarak yaşatması gerekiyor. Yani burada belediyenin muhakkak bu konuya el atması gerekiyor. Bu yok olan meslekleri açacağı kurslarla günümüze ve günümüzden sonrasına aktarması gerekiyor. Tabii ki şimdi ürettiği mesela o el sanatlarında işte bakırcılıktır. Evet. Bakırcılık kendi kendine biraz kurtardı. Nasıl kurtardı? Evet. Hediyelik eşyadan kurtardı. Evet, aynen. Ama diğer el sanatları öyle değil. Üretse bile pazarlama şansı yok. İşte bunlar ne yapar? Belediyelerdir, kültür müdürlüğüdür, valiliktir. Yani devlet bunlara kredi verebilir. Bunları alıp, İBE verebilir. Şimdi ürettikleri malzemeleri alırsan, evet, yine bu döner. Tabii. Şimdi ben ürettiğim malzemelerde pazarlama sorunu olmazsa, evet, diyelim hediyelik eşyadır vesaire gibidir. Evet. Diyelim ki değişik yerlere gönderirse, değişik yerlerde bunun satılması, pazarlama sağlanırsa bu meslekler gene devam ediyor. Şimdi bu bizim bahsettiğimiz meslekler, sanatkar, zanaatkar dediğimiz. Zanaatkar aynı. Bu ne yapıyor? Bu adam üretim yapıyor. Hı. Alıyor bir maddeyi, ona şekil veriyor, ona desen veriyor ve onu üretiyor. Bu sanatkarlık, hı, bu zanaatkarlıktır. Mesela şimdi bizde en revaçlı olan şey çiftçiliktir. Mesela çiftçilik öyle değildir. Çiftçilikte toprak üretiyor. Evet. Köylünün yaptığı bir şey yok. Köylü toprağı bekliyor. Toprak üretiyor, toprağın, evet, ürettiğini alıp satıyor. Fakat buradaki bu Urfa mesleklerinde adam bir şeyi yeniden ima ediyor, yeniden şekillendiriyor. Bir sanat icra ediyor. Bu bir bakımdan sanattır. Bu sanat da toplumun kan damarlarından biridir. Evet. Bu kan damarlarının kurumaması lazım. Ama şimdi benim anlattığım şeylere baktığımız zaman, şimdi günümüz politikacıları, şimdi ben de bir politikacıyım ama günümüz politikacıları günlük yaşam içerisinde gelişen olayları alıp popülize edip topluma anlatıyor. Fakat biz o şekilde bakmıyoruz. Biz toplumun tabanına iniyoruz, aşağıya iniyoruz. Aşağıdaki sorunlar ne? Aşağıdaki sıkıntılar ne? Aşağıdan yukarıya, bu yukarıda oluşan sorunlar aşağıdaki hangi sorunlardan dolayı yukarıya çıkıyor? Politikacının bir şey buralara bakması lazım. Yani günlük politika içerisinde, yani bir futbol maçına gidip bir tribünde oturup gol atınca seyirciler gibi sevinmesi, aa işte başbakan da bizdenmiş falan, ne güzel. Bu basit bir politika. Sizin, ucuz bir politika. Sizin dediğinize ben bir katkı yapayım. Tabii daha öncekiler de olsun, siyasetçilerin veya yöneticilerin çoğu günübirlik vitrine yönelik. Aynen. Vitrine yönelik çalışmalar yaptılar. Urfa'nın kültürünü de, Urfa'nın örfünü de, adetini de, hiçbir şeysini, yerel yöneticiler için de geçerli. Evet. Geçen gün tabii Sayın Valimiz'in bir açıklaması beni çok
mesela diyelim ki tatmin etti ilk defa. İlk defa yani turizmde, ondan sonra Urfa'nın eğitiminde, Urfa'nın sağlığında bir vizyonumuz yok dedi. Bak ilk defa bir vali tespit yaptı. 6 aylık mesela diyelim ki. Çünkü diyor ki ben buradan gittiğim zaman gelen önünde nelerin yapılacağını, nelerin yapıldığını bilmesi lazım. İşte Urfa'nın da mesela diyelim ki koordinasyon şeklinde belediyelerdir, valiliktir, kültür, yani valiliğe bağlı kurumlar tabii valiliğe bağlı da diğer siyasilerdir. Yani herkes diyelim ki ferdi olarak aynı alanda bir iş yapacağına bir plan dahilinde işte nedir Urfa sanatları nasıl kurtarırız? Bir plan dahilinde Urfa'nın eğitimini nasıl kurtarırız? Bunu bu şekilde yapılıp Urfa'nın 10 yıllık, 20 yıllık bir planının yapılması lazım. Hem tarihi turistik yerlerin mesela diyelim ki ivme kazandırılması vesaire bunun yapılması lazım. Ama bir bakıyoruz ki yani Urfa mevcut Harran Üniversitesi henüz daha istediğimiz gibi diğer üniversitelerdeki öğrenci sayısına, küçük ilerideki üniversitedeki öğrenci sayısına ulaşmazdan hemen ikinci bir üniversite kuralım gibi kelimeler kullanıyor. Yani tabii tamam kurulabilir ama şimdi ismen kalır. Ama biz Sayın Valimizin dediği gibi gerçekten Urfa'nın turizminde, Urfa'nın tarihinde, Urfa'nın kültüründe uzun vadeli bir plan yapılmalı. Özellikle de bu el sanatlarını kurtaracı mesela belediyenin ne yapacak? Kültür birliği ne yapacak? Bunların hepsi belli olması lazım. İşte daha önce mesela diyelim ki Rızvaniye bölgesinde bir el sanatları merkezi açıldı. İyi, Şurkav orayı biraz mesela desteklemeye başladı. Biz de zaman zaman gönderiyoruz, çekimini yaptırıyoruz. Gerçekten mesela orada üretimdir vesaire gibi başladı. Bu iyi çalışmalar. İşte bunların bu şekilde olması şimdi lazım. Şimdi bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz Kamil Bey? Şimdi Urfa'nın temelinde ben kültürü yoktur, ben diye bir şey yoktur. Evet. Urfa'da biz varızdır. Biz diye bir kültür vardır. Evet. Şimdi biz geldiğimiz noktada bu biz kültürümüzü kaybettik. Ben oldu. Şimdi baktığımız zaman Urfa'ya herkes politikanın içine girmiş. Herkes siyasetin içine girmiş. Adam sivil toplum örgütü başkanı. Adam oda başkanı. Adamın kendi esnafından haberi yok. Siyasetçilerin peşinde dolaşıyor. Siyasetçilerle yan yana poz veriyor. Siyasetçilerle fotoğraf çekiyor. Orada kendi esnafı kan alıyor. Siftah etmeyen, bak ben buraya gelmezden evvel bir telefon aldım. Evren Sanayi ile ilgili. Evet. Evren Sanayi'de insanlar yemin ediyor. Diyor ki siftahsız dükkan kapatıyoruz biz. Siftah edemiyoruz. Kaldırımlarımız süpürülmüyor, çöplerimiz toplanmıyor. Şimdi ahilik kültüründen bahsettik. Ahilik kültüründe esnaf kendisi siftah ettikten sonra ikinci gelen müşterisi eğer komşu siftah etmemişse komşusuna gönderip siftah ettiren bir kültürden gelirken bugün yan komşusu diye kendi komşusunun kaldırımının üzerine kendi dükkanına katarak komşusunun cephesini kapatıyor. Böyle bir duruma gelmişiz. Yani komşum siftah etti mi, komşum iş yaptı mı bıraktık. Adam komşusunun cephesini kapatmak için kaldırımı kendi dükkanının içine katıyor. Mesela bunu bana anlattı Evren Sanayi sitesinde. Diyor ki bahçeyi adam dükkanına katıyor, benim cephemi kapatıyor. Diğeri kaldırımı kapatıyor. Adam bir dükkanını 8'e bölmüş, 8 dükkan yapmış. Başkalarına kiraya vermiş. Adam geliyor diyor ki kaldırımın üzerine konteyner kuruyor. Konteynerin üzerinde tamircilik yapıyor. Ne gelen var, ne giden var, ne soran var. Oranın bir derneği var, oranın bir başkanı var. Ama esnaf ne durumda? Yakında da seçimleri var o Evren Sanayi sitesinin. Ben inşallah seçilen başkanın esnafıyla ilgilenmesini, esnafın sorunlarıyla ilgilenmesini temenni ediyorum. Tabii i̇nşallah duyarlı olurlar. Şimdi bu tabii şimdi kooperatifin şeyi ayrı. Şimdi esasında bu iş belediyeye ilgilendiriyor. Şimdi nasıl belediyeye ilgilendiriyor? Bu mesela biz buraya fırıncılar odasını da çıkardım. Bakkallar odasını da. Ondan sonra birçok odayı çıkardım burada. Odalar, berberler odasında. Hepsi kaçak, ruhsatsız, kayıt dışı esnaflardan şikayetçi. Biz belediyelere bildiriyoruz. İşte koordineli çalışmak lazım. Belediye sen bildirmezsen belediye Belediye bildiriyor. Ama belediye de diyor ki üzerine gitmiyor. Gitmeyince siyasi neden. İşte o zaman işte, ne oluyor bu sefer? Vergi veren
Kahveciler Odası Başkanı'na çıkardık mesela bir sürü. Diyor ki biz de bir esnafımız var. Biz diyoruz ki bak bunlar kaçak. Bunlar şey gençler gidiyor. Bunları kapatın gidin mesela diyelim ki. Bir bakıyoruz ki ruhsatlı yerler denetliyorlar bir daha. Bizim kayıtlarımız da bu var. Maalesef. Tabii işte bu mesela emniyetin yaptığı denetimler gerçekten ruhsatlı, ruhsatsız nere varsa özellikle çocukları, evet, gençleri özellikle uyuşturucudan korumak için ben bunu takdir ediyorum. Konu geldi okul çevresinde açılan iş yerlerine, kafelere dikkat etmek lazım. Ben bazen bugün gene denetlemişler. Camlarına, yok biz ahilikten bahsettik, açıklıktan, şeffaflıktan bahsettik. Şimdi esnaflar okul çevresindeki iş yerleri cam kapatıyorlar. Siyah şeyi kapatıyorlar, içerisi görünmüyor. İçeride ne yapıyorlar? Mesela emniyetin bu konularda çok dikkatli olması lazım, tedbir alması lazım. Emniyet müdürlüğü artık gerçekten bu işe savaş açmış. Yani ahilikten geldiğimiz nokta maalesef çok kötü. Şeyi de söyleyeyim ben şimdi, turizmden bahsettiniz. Evet. Urfa bakın, milattan önce 9500 işte Göbekli Tepe'nin bulunmasıyla. 11.000 yani milattan sonrayı da katarsak 11.500 yıllık bir şehir. Evet. Bugün Fransa'ya baktığımız zaman Fransa 80 milyonluk bir şehir. Hı. Fransa'nın bir yılda ziyaret eden turist sayısı 80 milyon. Ne var Fransa'da? Eyfel Kulesi var. O kadar insan gidiyor Eyfel Kulesi'ni seyretmeye, şey izlemeye, Eyfel Kulesi'ni görmeye, orada fotoğraf çekmeye. Eyfel Kulesi nedir? Bizim bildiğimiz elektrik direkleri var ya, bu elektrik direklerinin büyük şekli. Evet. Demirleri üst üste koyarak adam bir kule yapmış, ışıklandırmış ve 80 milyon insan yılda Fransa'ya gidip orada resim çektiriyor, yemek yiyor, para bırakıyor, geliyor. Biz 11.500 yıldan bahsediyoruz. Allah aşkına bir kayıtlara baksınlar. Urfa'da yılda kaç turist geliyor Urfa'ya? Urfa kültür turizminin olması gereken bir yer. Kültür turizmi dünyada kimlerde var? Kimler kültür turizmine meraklı? Şimdi İbrahim abi ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Biz burada Turist Rehberler Dernek Başkanı'nı da çıkarttık. Evet. Ondan önceki hafta da Urfa'da kazı yapan 3 tane değerli bilim adamını çıkardım. Evet. Şimdi maalesef o Soğumatar, biraz önce gireceğiz oraya da, Soğumatar'a işte Göbektepe'de yeni yapıldı. Diyor ki işte turistleri götüreceğimiz zaman diyoruz ki ihtiyaçlarınız varsa Urfa'da görün, orada tuvalet yok. Düşünebiliyor musun ya şimdi? Yani bu yıllarca kültür bakanları geldi buraya, Urfa'ya çok dedi önem veriyoruz gerçekten. Gerçekten para da aktardılar ama maalesef. İşte şimdi bunun nedeni... Herkes kendi işini yapmalı. Evet. Politikacı politikasını yapacak. Dernek başkanı, oda başkanı, sivil toplum örgütü, vali, emniyet müdürü, kendisine verilen görev neyse o görevi içerisinde kalır. O görevi yaparsa sorunları çözeriz. Ama herkes bir yere kanalize olursa, herkes politikanın içerisine girerse, herkes bir yerlere yeşil ışık yakma çabasına girerse kimse kendi işini yapmaz. Kimse kendi işini yapmadıktan sonra da Urfa'daki sorunların çözülmesine imkan yok. Ya kurum amirleri dahi şu an bir bakıyorsun bir siyasetin olduğunda bir bakıyorsun fotoğraf çektiler. Evet. Yani. Ya şimdi kardeşim sen politikanın ne işin var? İçerisine girmişler. Politize olmuş herkes. Bu şekilde bu iş olmaz. Sen daire müdürüysen daire müdürlüğünü yapacaksın. Kardeşim tabii. Senin siyasetçiyle kim gelirse gelsin oraya herkese eşit olacaksın. Kitapta ne yazıyorsa sen onu uygulayacaksın. Duruşun net olacak, dik olacak. Eğilip büyülmeyeceksin. Evet. Bugün günümüzde koltukta oturabilmek için bu genelde bürokratlarımız, yerel bürokrat, 40 tane kapıyı aşındırıyor. Aman o koltuktan bu iş çıkmaz şimdi ki buradan. O koltukta oturabilirsin. Müdür de olabilirsin. Evet. Ama müdürün hakkını vermek önemli. Vermek önemli. Önemli olan bu insanlığa, gençliğe bir hizmet vermek lazım ama politize oluyor. Maalesef öyle oluyor. Bizim Urfa'da şimdi öyle bir kültür müdürlüğümüzün olması lazım ki. Öyle bir kültür müdürlüğümüz olmasını bu kadar kültür şehrinde inanın ben çok Urfa'ya ziyaret eden insanlardan birebir duydum. Mesela o konuk evlerimizden çok şikayet ediyorlar. Evet, konuk evlerinde. Oradaki hizmetten, sunumdan, yemek lezzetinden falan işte o çevrenin temizliğinden, oturulan minderlerin falan temizliğinden falan çok şikayetçiler. Mesela Kültür Bakanlığımız bu arkadaşlarımıza, bu işletmecilere destek olarak, yardımcı olarak oralarda farklı bir şeyler yapabilir. Ama yıllardır mesela bir konuk evi açılıyor. 15 yıl aynı şekilde gidiyor. İşte bunların denetimleri işte Kültür Bakanlığı'na bağlı değil. Evet. İşte bunları
Mesela diyelim ki belediyelere ağırlıkla bunlar. Belediye ruhsatı, kendi bünyesi içerisinde bir kültür işte, müdürlüğü kursun. Kültür müdürlüğü var. Yani bunları denetlemeler lazım. Şimdi diyelim ki Urfa'nın kendine öz has şeyler var. Mesela kebabı. Sen kötü yaptığın zaman da kim gelir de buraya? Gelmiyor işte. Sen diyelim ki Urfa'nın kaliteli biberi yerine gelip Maraş'ın veya fabrika biberi ambalajı verdiyse ne yaptı diyeceğim Urfa biberi bu mudur? Bu mudur evet. Yani sen bundan müzik, Urfa müziği yeteri tabii, kadar kaliteli müzik yapamıyorsun. He. Yapamayınca ticari yani, olarak düşünüyorsun. Bunların öyle yozlaşıyor. Tabii İbrahim Bey, tabii bu ben özellikle taziye evler dedim. Evet. Çünkü son günlerde sosyal medyada da taziye evlerle ilgili, yemekleriyle ilgili böyle bir aşırı savurganlık, aşırı bir yani geleneğimizi bozan davranışlar aşırı şekilde başlamaya başladı. Şimdi tabii bu Mahmut Karakaş'ın mesela bizim tarihçi kitabında bunu da özellikle de bahsetmiş. Yani bu taziye evleri kurulmazdan önce bunu kaleme almış. Yani diyor ki cenazenin defnedilmesinden sonra erkekler tarafından 3 gün taziye yapılır. Taziye ölünün en yakın erkek akrabasının evinde yapılır. Buna da taziye denilmektedir. Vefat eden en yakın akrabası evinin en üst başında oturur. Gelen erkek misafirler ölü yakınları sabır ve baş sağlığı ölene de Allah'tan rahmet dilerler. Bak yemek olayında ne diyor mesela diyelim ki bu taziyeye gelenler acı kahve işte o zaman sigara da veriyorlarmış. Güzel kokular, misafirler cenaze hakkında kısa konuşmalar yaparlar. Bak kısa konuşmalar yaparlar. Ondan dolayı yemekleri de diyor ki üzüntülü olduğu için bu arada cenaze sahibi üzüntülü olduğu ve yemek yapacak durumu olmadığı için 3 gün boyunca öğle ve akşam yemekleri komşular ve arkadaşları tarafından yapılır. Yemeği yaptıranlar da cenaze sahipleriyle birlikte yemek yerler. Evet. Şimdi burada cenaze sahipleri ve yapanlar yemek yerler diyor. Evet. Hani bu geleneğimiz bizim de geleneğimiz budur. Evet. Ama şimdi öyle bir aşırıya bir gösterişe kaçmaya başladı ki 1000 kişilik yemek yapıyor. Kim gelirse taziye öğle zamanı gelir yemek yiyor. Yani bu hem israf hem savurganlık hem de yapana zarar. Evet. Yani bunda, mesela diyelim ki birisi yapıyor ama diğer de aynı. Şimdi bizim taziyelerimiz şova dönüştü. Evet şovdan. Kelle sayısına göre taziye değerlendirmesi yapıyor. Taziye ne kadar kalabalık olursa bir güç gösterse haline dönüşüyor. Yemek de olunca herkes yemeğe de çağırıyor. Yani tabii. Yani zaten dikkat ediyorsunuz bizim böyle çok popüler sivil toplum örgütü başkanlarımız, siyasetçilerimiz hep böyle belirli kitle sayısı olan taziyelerde görünürler mesela. Evet. Öyle oralarda poz verirler. Evet. Hiç fakiri falan kimse taziyesine uğramaz. Evet. Şeyse yani taziye sayısı kelle sayısına göre ya filanın taziyesine gittik çok kalabalıktı ya. Evet. Çok. Ya ölen insan orada da ölen insan fakirin de kelle sayısı insan sayısı az olanda da ölen insan. Acı bir. Sen o acıyı paylaşmaya gidiyorsun. Bir de yemek. İşte yemeği anlatırlar. Derler ki ya işte filanın taziyesinde nasıl bir yemek oldu. İnanır mısınız ben birebir taziye sahibi kredi kullanarak taziye yemeği yaptığını biliyorum. Bana anlatıyorlar insanlar. Evet. Kredi kartıyla taziye yemeği yaptığını biliyorum. Artık bu taziye yemeği olayı öyle bir şova dönüşmüş ki adam kendi acısını mı yaşasın? Gelen insana sunum mu yapsın? İkram mı yapsın? İki arada bir de dedek olur. Bir de herkesin gücü yok taziye yemeği yapmaya. Şimdi o adam belli bir şeydir. Çevresi onun ona hoş görünmek için karşılığı gelecek diye gider yemek yapar. Şova da dönüştür bunu. Evet. Ama fakir fukara aynı sorunları, aynı şeyleri hayata geçiremiyor. Çünkü aynı ekonomik gücü yok. Bu defa bir gelenek haline dönüştü. Herkes yapmak istiyor. O da yapmak zorunda. Yapmak zorunda olduğu zaman inanın kredi çeken, kredi kartıyla bu borçlanarak taziye evinde yemek yapan çok sayıda insan var Urfa'da. İbrahim abi siz de biliyorsunuz. Evet. Burada biz de taziyelere gidiyoruz. Hiç kimse öyle 13 ile 1 arası taziye gitmez Urfalılar. Yemek saatidir gitmez. Hiç kimse gitmez. Evet. Yemek, yani onlar rahat yemeklerini yesin. Yani taziye sahibi sıkıntılı, morali bozuk. Evet. Diyelim ki bir yakınını kaybetmiş. Bu nedir? Mesela diyelim ki yani yemek yapacak zamanı ve şeyi de yok, düşüncesi de yok. İşte bir komşu yakını yapar. Onun yapanlardan o orada taziyede oturan bilinçlerle beraber yemeklerini yerler. Evet. Yani bunu korumamız lazım. Evet.
Yani kimsenin saat 12-1 arasında taziye evet. gitmemesi lazım. Yani bu, yani bu şova, gelen, şova dönüştürmemek lazım. Göçle ilgili. Şehrimizde çok göç oldu. Gelen evet. göçle gelen insanlarımız Urfa kültürünü yeteri kadar bilmiyorlar. Evet. Onlar da kendilerine göre bir kültür oluşturdular. O kültür içerisinde bu kelle sayısı, taziyesi bak, bak, köylerde, falan var. Bak köylerde, aynı ne diyor? Köylerde diyor, mesela gelenler kalırlar. Evet. Uzaktan gelmişler, evet. mecbur misafir edirler. Evet. Bundan doğru gelirken bir torba şeker, koyun, yemek yapılacak malzeme getirirler mesela diyelim ki. Tamam bu köylerde gittiğin zaman gidersin, kalırsın, beraber evet. yersin. Evet. Ama şehir böyle değil. Köyde de kimse taziye yapmıyor. Hep şehirde yapıyor. Şehirde yapmaya başlıyor. Yani taziyelerinde yer yok şimdi. Yer yok. Bütün taziyeler de oluyor. Yani çünkü o köyde de artık taziye geleneği kalktı. Evet. Orada da sıkıntı vardı. O köy taziyesinde de taziye gidecek adamın yağ alması, şeker alması gücüne göre olmayabilir. Ama mecburen eli boş gitmemek o da hoş bir adet değildi yani. Bir de Urfa'da da başlamıştı. Yani biz zamanlar evet, Urfa'da da başladı ama o da güzel bir gelenekti. Şimdi bizim taziyelerimizde hem öğlen hem akşam yemeği yapılıyordu. Evet. Son zamanlarda akşam yemeği kalktı gitti. En azından Allah bir de bizim taziyelerimizde tatlı da kadayıf da gelirdi. Tabii. Ya işte o, azdı ya. İşte yani ki, yemek yapanın itibar meselesi oluyor taziyede yemek yapmak. İşte tatlısı bilmem nereden olursa, yemeği, kebabı bilmem hangi yerden olursa filan bey, filan kişi, filan ağa yemek yaptı sağ olsun taziyemize gibisinden böyle bir yerde de sosyal olarak reklam. Evet. Yani o taziye yemeği yapan kişinin kafasında farklı bir hedef varsa onu gerçekleştirmek için de bir adım oluyor, bir reklam oluyor. Çünkü bizim burada yediren insanları severler. Ağalım. Evet. Bakımında. Güzel. O da farklı bir reklam. Neyse bunu da konuşmuş olduk. Tabii sizin 3-4 yıl önce bir televizyon programında ben tesadüf gördüm. Evet. Urfalı Nezif'le ilgili gerçekten ben onun için size programa davet ettim. Sağ olun. Ya, Nezif yine, için yani. gerçekten Urfalı'yı, Urfalıları... Yani gerçekten yani o işin esprisi. Evet. Yani işin esprisi. Ama hakikaten güzel bir Urfa'lı Nezif'i yorumlamıştınız evet, yani şimdi. Şimdi biz Urfa'nın tabii demografik yapısı. Evet. Urfa'nın işte Urfaların. Evet. İşte Urfalılar şimdi kendi kendini kurtaran 3 şehirden birisi. Evet, evet. Gerçekten bunda da gurur duyuyoruz. Yani ecdattan ecdadımızdan gurur diyoruz. Bağımsızlığa yani şimdi, alışkın bir toplumuz. Yani bağımsızlığa hiçbir zaman için. Evet. Esaret altında kalmayı sevmeyen bir toplumuz. Evet. Özgür yaşamayı seven bir toplumuz. Tabii hiç kimseden korkmamış. Hiçbir zaman için teröre de fırsat vermemiş. Evet. Hiç kimseye de boyun değmemiş. Her i̇şte zaman, o devletçi dedim ya, hukuk, evet. devlet hukuk olarak görüyor. Hukuk düzeni içerisinde Urfalılar yaşamayı istediği ve sevdiği için hep o yönde karar kılmış. Şimdi, devlet yanlısı olmuşlar. O tabii siyasete girmeyeceğim ama icap ederse oylarını da hiç fikir devletin bekası için, ülkenin bekası için oyunu da tercihlerini de o şekilde yapıyor. Evet. Evet. Ama yani devletin ve milletin bekasını bu bağlamda en fazla düşünen parti biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi. Bence Urfalıların orada da biraz şimdi, dikkat etmeleri gerekiyor. Sen onu geniş bir zamanda konuşmamız lazım. Tamam. Şimdi tabii AK Parti'den şimdi artık ittifak haline girdi. Evet, tam evet. milli bir mutabakat oldu. Evet, evet. Ya Türkiye'nin kurtuluşu milli mütabakat da esasında. Milliyetçi Hareket Partisi zor zamanların partisi. Evet. Yani vatan, millet, devlet dediğin zaman hiçbir zaman kendi çıkarlarını, parti çıkarlarını göz önünde bulundurmadan hepsini elini tersiyle itip devletin, milletin, vatanın bekası için varlığını ortaya koymuş. Geçmişte tabii. de bugün de koymuş. Bugün de gene öyle bir durum var. Öyle bir ortam var. O şekilde gene varlığını Milliyetçi Hareket Partisi ortaya koydu. Ya öyle olması lazım. Evet. Yani ben 10 tane milletvekili fazla çıkarayım hiç ama ülke gitsin. Ha, ben başbakan olayım, ülke gitsin. Tabii, devlet olmazsa ya, partiyi ne yapacağım? Tabii ya. Tabii. Yani. Devlet varsa partim var. Suriye ne oldu? Evet. Aynı bir şey. Bundan dolayı yani Türkiye'nin inşallah bu... Yani Sayın Genel Başkanımızın emri ve talimatları doğrultusunda biz Milliyetçi Hareket Partisi Urfa'da gerekeni yapacağız. İnşallah, inşallah. Şimdi Urfa'nın biz başlayalım, bu Nezif'ten başlayalım, Nabi'den başlayalım. Ya şimdi, gerçekten Urfa... Ya, yani bir program aslında Kamil Urfa Bey, kültür, Urfa anlatmakla bitmez. Urfa kültür şehri. Yani bir Göbekli Urfa'nın Tepe'den bu tarafa gelmeye kalksak ya, 11.500 falan. Evet, ama biz, uzun olacak. Biz şeyden Urfa'nın demografik yapısından başlayalım. Çünkü Urfa bir Türkmen kenti. Evet. Ta 1071'den önce buraya diyelim ki Türkler gelmiş. Evet. Tabii Hoca Ahmet Yesevi'den ya bir kısa bir bahsedelim. Sizin bu konuda bilgileriniz geniş.
Şimdi ben demin Urfa ile ilgili ahilik, ahiliği anlatırken işte 1200 yıllardan bahsettim. 1200 yıllarda işte ahilik teşkilatının kuruluşundan bahsettim. Ahi evren kimdir? Türktür. Evet. Yani buradan baktığın zaman bile Urfa'nın ne kadar Türk olduğu ortaya çıkıyor. Türk bir güzel bir gösterdi. Evet. Urfa'da çarşı dili Türkçedir. Evet. Esnaf dili Türkçedir. Evet. Esnaf dili, çarşı dili, alışveriş dili Türkçeden başka bir dil kullanılmaz. Evet. Yani Hoca Ahmet Yesevi'ye gelirsek, Hoca Ahmet Yesevi'nin talebeleri, alperenler Urfa'ya, Urfa'yı İslamlaştırmak, İslam'ı anlatmak ve Türkleştirmek amacıyla gönderilmiş. Hem ermişler, ermiş olarak, hem de alpler, savaşçılar. Hem savaşabiliyorlar, hem de o dini eğitimden geçmiş insanlar. Bundan dolayı bunlara alperenler diyor. Fakat Urfa şehir yapısı olarak hiçbir zaman etnik bir şeyi öne çıkarmamış. Çıkarmamış. Yani coğrafya milliyetçiliği yapmış. Urfa milliyetçiliği yapmış. O dönemde gelenler de bunu yapmış. Yani çok diğerlerini öteleyip bir tek etnik grubu öne çıkarmamışlar. Coğrafya milliyetçiliği yapmış. Hani aile içerisinde baba dedim ya, herkesi kucaklamış. Hani devlet de baba gibi olsun diye. İşte devlet ya, o bakımdan baba bütün aile fertlerini kucaklamış. Evlatları arasında herhangi bir ayrım yapmamış. Şimdi Urfa'da 650 yıllarda Urfa İslam, yani Orta Doğu'dan gelen İslam akınlarıyla karşılaşmış. O dönemde gelmişler, burayı almışlar. Bir süre kalmışlar, ondan sonra başkalarının eline geçmiş. Ama İslam inancı, İslam dini Urfa'da tam oturmamış. Tam şekillenmemiş. Tam bilinmemiş. Bu Hoca Ahmet Yesevi'nin Urfa'ya gönderdiği alperenleriyle birlikte hayata geçmiş. Şimdi size şöyle bir örnek vereceğim. Demin Sohmatar'dan bahsettiniz. Dediniz ki turistler geliyor, Sohmatar'a gidiyor. Urfa'da 900 ile 1200 yılları arasında aya tapılmış. Yıldız'a tapılmış. Bunların merkezi de Sohmatar. Farklı dinler içerisinde yaşamış. Farklı inançlar içerisinde yaşamış. Bir dönem putperest olmuş. Edesalar döneminde devlet olarak topyekün Hristiyanlığa geçmiş. Edesa kralı Abgar tarafından işte Hazreti İsa mendili yüzüne sürmüş diye bir hikayesi vardır. Evet. Abgar'a göndermiş. Asıl Urfa'da İslam'ın yaygınlaşması, İslam'ın oturması ve insanların İslam'ı anlayarak inanmasına neden olan yapı alperenlik yapısıdır. Evet. İşte bizim mesela Şeyh Mesud dediğimiz Şeyh Mesud bir alperendir. Akriven dediğimiz Ahi Evren evi içerisinde yaşayanlar alperendir. Ondan sonra bu alperenler, tabi bunların sayısını çoğaltabiliriz. Yani Yıldız Meydanı'nda 58 meydanının yanı, 10.000 İsa'nın çokunun karşısındaki caminin içerisinde yatan yatır alperendir. Ulu Cami'nin girişindeki yatır alperendir. Nimetullah Camisi'ne giderken, yani bunların sayısını arttırabilirim ama sayı arttırmak meselesi değil. Urfa'da İslam'ın kökleşmesinin, anlaşılarak, inanılarak, sevilerek inanılmasının nedeni alperenlerdir. Bu alperenlerin de hepsi Türktür. Evet. Yani buradan baktığımız zaman, Hoca Ahmet Yesevi'den baktığımız zaman zaten Urfa'nın ne kadar Türk olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Sonra mesela 1700'lü yıllarda Mevlevilik falan Urfa'da gelişmeye başlamış. Osmanlı 1700'lerin başında Osmanlı'nın işte Urfa'da yaptığı camiler, çarşılar, hanlar, çarşılarımızın isminin Türkçe olması, hanlarımızın isminin Türkçe olması, camilerimizin isminin Türkçe olması, Urfa'nın nasıl bir Türk şehri, Türkmen şehri olduğunu gösteriyor. Şimdi bu topraklarda varlığını ortaya koyabilmenin en somut delili, yani yer altından çıkacak bir yazıt, bir yapıt, bir anıtın olmasıdır. Bir mezar taşının olması. Evet. Bunlar hangi milletin buralarda yaşadığını, nasıl yaşadığını ortaya çıkarır. En iyi kayıtlar onlar. En önemli kayıtlar onlardır. Şimdi bunlar varsa sen ben varım diyebilirsin. Bunlar yoksa, herhangi bir kayıt gösteremiyorsan, var olmuşsundur ama hakimiyet kuramamışsındır, yaşamışsındır. Hakimiyetin yoktur. Evet. Yani orayı sen yönetmemişsindir. Sen orada yaşamışsındır, başkaları yönetmiştir. O yönetenlerin yanında sen de yaşamışsındır. Biz yaşana bir şey demeyiz. Ama yönetim olarak o kültür, kültürü yayan, o
coğrafyayı yöneten hakim kültürdür. Ve bunlar da tarihi eserlerle ortaya çıkar. Mesela şimdi eski havaalanımızın karşısında Koçveren Köyü var. O Koçveren Köyü'nün içerisinde 200 tane kayı mezarına rastlandı. Şimdi onların bir kısmı tahrip olmuş, toprak altında kalmış. 50 tanesi falan şeyde. Hatta gidip onunla ilgili vetere çekecektik de bu son birkaç gündür yağmur falan yağmur yani. Dolayısıyla onu, gidemedik. Onu bir başka bir zaman yani. İnşallah. Orada kayı işareti var. Evet. O mezarların kayı olduğunu gösteriyor. Ondan sonra bu yeni yapılan müzemiz var. Evet. Yeni yapılan müzemizin altında Selçuklu mezarları çıktı. Selçuklu mezarları. Selçuklu mezarları çıktı. Dönemin valisi bu mezarların çıkmasına rağmen ya nereyi katsanız bunlardan çıkar diyerek çünkü cezaevinde o vali. Evet. Fethullahçı vali. Ya yani neyse. Neyse. Onun o müzenin yapılmasına izin verdiler ve o Selçuklu mezarları şeyin altında kaldı. Şimdi Selçuklu mezarlarını niye anlattım? Şimdi bu Balıklı Göl'de mozaikler çıktı ya. Evet. Şimdi isterseniz ben oraya da bir değineyim. Evet. Şimdi düşünün Balıklı Göl ile o mozaiklerin çıktığı alanla müze arasında ne kadar mesafe var? Yani bir 200 metre mi? 200-250 metre. Olsun, şimdi 250 metre aşağıda yapılan kazılarda bu kadar tarihi eser çıkıyorsa 200 metre ileride o müzenin altında eser çıkmaması mümkün mü? Mümkün değil. O alanın tamamı kazıldığı zaman tarihi eser çıkılacak. Şimdi o tarihi eserler nasıl ortaya çıktı? Bakın onu da anlatayım. O Halepli Bahçe, mozaikleri. Ben de ona, o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez İlçe Başkanıyım. O oradaki projede de bu dinler arası diyalog adı altında orada bir temalı park yapma yapılması projesi düşünüyordu vardı. Evet. Hatta yurt dışından bir ülkenimden para gelecekti. Evet. Oraya bir temalı park yapılacaktı. Antalya'da onun modeli yapıldı. Hmm. Üç tane dini orada simgeleyecektik. Yani oradaki o temalı maket, park maket falan yapıldı. Maketler içerisinde işte o Hristiyanlığın, Yahudiliğin tabletleri, Kur'an ayetleri yazılarak evet. Şimdi Urfa nedir? Urfa, Urfa'nın kimliğidir. Ne yapılacaktı? Urfa kimliği bozulacaktı. Evet. O Urfa'nın o dergah kimliği, Urfa kimliği, o İslam kimliği bu. Elimizden alınıp Yahudiler, Hristiyanlar bize ortak edecekler. Evet. Şimdi o kazılarda orada çalışan işçi kardeşlerimizden biri beni aradı o dönem. Şimdi bu oralar çıkıyor ya, o mozaik çıkmaya başladıktan sonra bu görüyorlar, işçileri topluyorlar, diyorlar ki burada ne çıktığından kimseye bahsetmeyin. Kapatacağız biz burayı. Çünkü projeye yapılacak para gelecek. Orası yapılacak. O dedi ki burada bir şeyler çıktı. Yani bak bir orada çalışan bir işçinin yaptığı şeyi anlatıyor. Dedi ki burada bir şeyler çıktı. Bizi topladılar, dediler ki şey yapmayın yani. Burayı gündeme getirmeyin, kimseye de söylemeyin. Biz burayı kapatacağız, burası şöyle olacak falan. Dedim acaba ne çıktı? O işle ilgilenen bir gazeteci arkadaşım da vardı o dönemde. Onunla birlikte biraz işi kurcaladıktan sonra orada işte milattan önce sonradan tabii tespit edildi de 300 ve 400'ü işaret eden o dönemlere denk gelen mozaikler var. O mozaiklerin şimdi biz bununla ilgili basın açıklaması yaptık o zaman. Getirmedim ben onları. Ondan sonra yazışmalar yaptık Kültür Bakanlığı'na, Anıtlar Yüksek Kurulu'na falan. Bu duyuldu. Bu duyulduktan sonra belediye nezdinde girişimlerimiz oldu. O zaman Ahmet Başçıvan'dı belediye başkanı. O belediye nezdinde girişimler oldu. Sonra sağ olsun belediye meclisi, o dönemin belediye meclisi de önemli bir işe adım attı. Oradaki kazı şeyin temalı park projesini onaylamadı. Evet, onaylamadı. Beklemeye alındı. Beklemeye alındıktan sonra bu kamuoyu içerisinde fazlasıyla yayılmaya başladı. Çok sesi çıkınca geri adım atmak zorunda kaldılar. İşte o dönemin valisi ile o dönemin valisi aynı vali. Cezaevinde olan vali. Başaramadı. Evet. Ve bu mozaikler gün yüzüne çıktı. Evet. Ve bu bugün de Urfa açısından, Urfa turizmi açısından çok önemli şeyler. Yani ben müsaade ederseniz o mozaiklerle ilgili de kimlere işaretlediğini falan Bir şey yapalım, programımızın sonuna geliyoruz. Evet. Söyleyecek olursak şimdi
Saka Türkleri ve İskitler. Evet. Anadolu üzerinden Suriye'ye kadar iniyorlar. O dönemde de gelip bu bölgede hakimiyet kuruyorlar. Perslerin, yani hani buradaki Türk tarihi biz evet. 1071'den önce dedik ya. Evet. Şimdi 1071 Türklerin Anadolu'da hakimiyet, siyasi hakimiyet sağlaması ile ilgili bir olay. Evet. Ondan önce birçok Türk kavmi zaten Anadolu'ya gelmiş. Evet. Anadolu'da yaşamış, Anadolu'da izlerini bırakmış. İşte bu İskitler, Saka Türkü dediğimiz İskitler de bunlardan biri. Milattan önce 300 ve 400 yıllarda bu bölgeye geliyorlar. Burada Perslerin Türk illerine yayılmasını engellemek için, o tarafa evet. geçmeleri için onlarla ilgili mücadele yapıyorlar. Ve bahsedilen mozaiklar içerisinde Kitisis denilen bir bayan mozaiği var. Bu evet. Kitisis'e biz Urfalıca Hatice dedik yani. Evet. Hatice demek daha kolayımıza geldi falan. Onun kıyafetlerine baktığımız zaman bu yani Grek, Yunan kıyafetleri değil. Bunun kıyafetleri Türk kıyafetlerini evet. andırıyor. Ve başında bir börü var. Hmm. Türk kadınlarının kullandığı. Hani biz Urfa'da eskiden köfü derdik. Köfü evet. O börü köfü meselesi. Eskiden Urfa kadınları da kullanırdı o şeyi. O börü var ve o şekilde resmedilmiş. Şimdi buradan baktığımız zaman o üzerindeki kıyafetlere baktığımız zaman o İskitlerin, o Türk kavminin buraya gelmiş olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ayrıca milattan sonra 300'lerde Atilla Roma ile anlaşarak Perslere karşı savaşmak için gene bu bölgeye geliyor. Gene Doğu Anadolu üzerinden ta Suriye'ye kadar iniyor ve Urfa bölgesinde bulunuyor. Yani bundan sonraki kazılarda mesela birçoğuna muhakkak rastlanılacaktır. Şeyi de ben Göbekli Tepe'yi de atlamak istemiyorum. Şu Nezif'i de sordunuz. Nezif'e ama gelemem. Kuramız kısa. Nezif'i, evet. Nezif'i de söyleyelim ama. Nezif'i kullanalım. Şeyi, Nezif'ten bitirelim ben de. Tamam. Göbekli Tepe ile ilgili sadece bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi Göbekli Tepe'deki inanç sisteminde Göbekli Tepe'yi cennetin kapısı olarak algılıyorlar. Evet. Cennetin kapısı diyorlar. Şimdi bizim Göbekli Tepe nerede? Edene'de. Hı. Edene nedir? Google'a girdiğin, baktığınız zaman karşınıza Edene yazdığınızda cennetin kapısı çıkıyor. Evet. Bu kadar konu net. Evet. Bak, milattan önce 11.500 yılında insanlar oraya cennetin kapısı demişler. Hı. Edene bölgesinde evet. Edene'yi Google'a yazdığınız zaman cennetin kapısı çıkıyor. Evet. Ya Urfa gerçekten her tarafı tarih kokuyor. Evet, evet. Şimdi bu Nezif, şimdi Nezif meselesine Nezif. Gelince Nezif mahallenin abisi. Evet. Hani demin dedik ya mahalle abisi. Evet. Mahallenin abisi şehir kültürüyle yetişmiş bir şehirli evet. Nezif. Ve dik bir adam yani dik duran bir adam. Bir duruşu olan bir adam. Şimdi insanın evet. hayatta en önemli şeyi bir duruşunun olmasıdır. Yani bir çizgisinin olmasıdır. Yani çok evet. hayatta zikzak çizen, kayma yapan insanlar sevilmez, tutulmaz. Evet. Hep dik duran adamlar tarih, dik duran adamları yazar. Tarih dik Hı. duran adamlardan bahseder. Nezif de böyle bir dik duran bir adam. Hep hayatı bu diklik ve bu mücadele içerisinde geçmiş. Şimdi biz o zamanlar bize sordular işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Urfa'daki duruşunu sordular da. Hı. Ben de o Nezif'in duruşuyla ilgili bağlantı kurmuştum. Yani Nezif o zaman feodal yapıya karşı çıkmış, feodal yapıya kafa tutmuş. Fransız'a karşı çıkmış, Fransız'a kafa tutmuş. Arkasında da hiç kimse yok Nezif'in. Nezif bir adam. Urfalı, evet. şehirli bir adam ama sırtını Ulu Cami'nin minaresine dayamış. Evet. Oradan güç almış. O güçle feodal yapıyla mücadele etmiş. Fransız'la mücadele etmiş. Dik, şehirli, şehir kültürüyle yetişmiş. Bir örnek alabileceğimiz, mahalle abisi diyebileceğimiz, mahallenin abisi diyebileceğimiz tarihte ismini bırakmış bir Urfalı büyüğümüz. İnşallah Urfalılarımızın hepsi birer Nezif olsunlar. Tabii inşallah olur. Daha yani Nabi'miz var. Onlardan bahsedebilirdik ama süre kaldı. Süremiz bitti. Bitti mi? Kısa olarak neler söyleyeceksiniz? Vallahi şimdi, Urfa'nın kültürü, örfü, adeti, evet. dilimizi kaybediyoruz. Evet. İnternetle ilgili evet, sosyal yani dil konusuna giremedik. Giremedik. Ama kısa olarak bir şey yapalım, bitirelim programı. Dilimizi evet. neden kaybediyoruz? Hı. İşte bu kültürel erozyon. Televizyon maalesef. Programları evet. önce bahsettim. İnternet, gençler gerçekten etkileniyorlar. Tabii ailenin de bunda etkisi var.
Kısa olarak şimdi mesela o konuda da karışıklık yapıyor. İnsanlarımız karıştırıyor. Şimdi bir ağız var. Evet. Bir şive var. Evet. Bir lehçe var. Evet. Şimdi ağız nedir? Aynı dili içerisindeki aynı kelimeleri farklı telaffuz etmek. Evet. Mesela biz ne deriz? Biye deriz. Başkası bana der. Evet. Bu bir ağızdır. Evet. Şive ise aynı dil içerisindeki aynı cismi, eşyayı farklı telaffuz etmek. Nedir? Mesela biz teş deriz. Başkası leğen der. Evet. Bu bir şivedir. Urfa şivesi Azerbaycan şivesiyle ortaktır. Oradan gelmiştir. Burayı bir yay olarak düşünürsek Azerbaycan, Elazığ, Urfa, Kerkük. Evet. Bir yay içerisinde evet. Urfa Azerbaycan şivesiyle konuşan Azerbaycan şivesiyle Türkçeyi konuşan bölgelerdir. Ya bizimki de Azerbaycan şivesiyle Türkçeyi konuşuyoruz. Ağız da dediğim gibi farklı telaffuz şekli. Bir de lehçe var. Lehçe biraz daha farklı. Mesela şimdi Türkçe kocaman bir dil. Bir Azeri lehçesi var, bir Kırgız bir şivesi, Azeri şivesi var, bir Kırgız şivesi var, bir Kazak şivesi var, bir Özbek şivesi var. Hepsi o Türk dünyası içerisinde, Türk kültürü içerisinde aynı dil fakat farklı şive. Evet, yani program bitti herhalde. Çok da evet, şey yapmak istemiyorum. Tabii. Bilmiyorum, inşallah bizi izleyenleri sıkmamışızdır. İbrahim, yani Urfa bir programa sıkacak bir şehir değil. Urfa, evet. Gerçekten kültürümüzü, örfümü, adetimizi konuşacak çok daha şey var. Evet. İnşallah bir dahaki programda İnşallah. Geniş bir şekilde İnşallah. Konuşuruz. İnşallah. Değerli Turi TV izleyicileri, bu akşam da Doğu Çizgi programını niyetlendirdik. Urfa'nın kültürünü, örfünü, adetini temennimiz yetkililerin gerekli tedbirleri alarak korumasıdır. Mevcutları da muhafaza etmesidir. Haftaya başka bir konukta buluşmak üzere. Esen kalın.